Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir psiko kötü kariyere WWE'ye hepiniz hoş geldiniz. Ödümlerim, bildiğiniz gibi sizlerle artık bir çete kurmamız gerekiyor dedik geçen bölüm. Ve çete kurmaya hazırlanıyorduk. Daha fazla da süper beni patlaması yapmadan bir 20 bin like bekliyorum sizlerden. Yorumlara da dünyanın en güçlü çetesi geliyor yazın gençler. Geçen bölümü izlemenler izlesinler. Dünya kemer maçına çıktık. Başımıza yine gelmeyen kalmadı. Boom dedik, oynaklarımız geldi. Ve gençler, Turko'dakinden 100 bin kat daha inanılmaz bir çete kuruyoruz. Ve hazır mıyız? Bakın sizlerle gençler, Brock Lesnar 97 ve Roman Reigns 99. En sevdiğim güreşçiyle çete kuracağız gençler. Dünyanın en güçlü çetesini kuracağız sizlerle. Öncelikle sosyal medya diyelim ve Brock Lesnar'ı bir tıklayalım. Merhaba Brock. Biliyorum benle daha seninle tanışmadık. WWE'de olduğumdan belli seninle daha hiç görüşemedim. Seninle konuşabilir miyim diye mesaj attım ona. Bakalım geri dönecek mi? Merhaba Brock Lesnar. Bir daha konuşabilir miyiz? Gençler yine cevap yazmadı. Merhaba Brock Lesnar. Ben Psiko, konuşabilir miyiz? Merhaba. Bilgisayara uzun zamandır girmiyordum. Dostum hayırdır? Hele şükür geri döndün, çok mutluyum. Ne istiyorsun? 5 dakikadan fazla vaktim yok. Tamam, hemen kısa konuşayım. Biliyorsun The Hard Business ve Shawn Michaels'ın bana yapmadığı kalmadı. Bana yardım eder misin? Vallahi ben aslında yalnız takılan bir adamım. Çete kurmayı falan sevmem. Ama dostum lütfen, senin yardımına ihtiyacım var. Yoksa Shawn Michaels beni harcayacak. Tam onu ben de çok sevmem. O yüzden olabilir dedi gençler. Ne istersen yaparım. Yeter ki söyle. Haftaya SmackDown'da önemli bir maçım vardı. Ama evde kalıp dinlemek istiyorum. Benim için o maça çıkarsan senin çetene katılırım dedi gençler. Ben de tabii ki ne demek Brock Lesnar abim diyorum gençler. Tamamdır, maçı izleyeceğim dedi. Haydi bakalım, Brock Lesnar'ın hatırı için savaşmaya devam ki. Gençler, çetemizde Brock Lesnar olacak. Ve gençler, SmackDown gecesindeyiz. Ve görmüş olduğunuz gibi kiminle dövüşeceğimizi de bilmiyoruz. Brock Lesnar'ı kabul ettik. Selamünaleyküm beyler. Psiko geliyor, kralımız geliyor, liderimiz geliyor. Buraya yargı dağıtmaya, buraya tarih yazmaya geldik oğlum. Bu maçı kazanacağım ve çetemin ilk üyesi, dünyanın en iyi güreşçilerinden biri Brock Lesnar olacak. Bakalım Shawn Michaels buna ne diyecek lan. Geldim lan. Kimle dövüşeceğim bakalım. Tabii gençler, yenmemiz gerekiyor. Brock Lesnar maçı izleyecek. Bu kim lan? Tipe bakın, Thomas Müller. Milli takımdan kaçmış, WWE'ye gelmiş. Hayatımda ilk defa Alman bir güreşçi görüyorum. Milli marşı mı okuyor Thomas Müller? Gençler, adam kendini milli maçta sandı, milli marş okuyor. Bu kim la? La seni mi dinleyeceğiz bebe? Ve gençler, aha! Bu kim kardeş? Günther, Alman'a bak. Daha yeni ki marş okuyan Thomas Müller'in kardeşi Günther Müller geldi gençler. Aa! Alman panzerinden bir yumruk yedik. Abi sen maçtan kaçıp niye buralara WWE'lere geliyorsun? Aa, ana! Brock Lesnar'ın sana dövüşmek istemediği kadar var ya. Ve gençler, anam! Günther'den dayak yemeye devam ediyoruz. Günther'cim. Kardeşim çok sakin ol. Senin ağzını burnunu kırarım ha. Git maçını oyna sen. Senin WWE'de ne işin var kardeş? Allah. Anam. Adam iyi dövüşüyor Fuad abi. Tam bir Alman panzeri ama senin karşında psiko var lan. Senin karşında psikopato var oğlum. Sen hayırdır? Nereye kaçmaya çalışıyorsun? Gel o zaman. Biraz da ben sana gövde gösterisi yapayım. Hop güm. Alman panzeri. Bekle dostum, geliyorum. Allah selamünaleyküm. Evet Günther'cim. Dayakları yemeye
başladın dostum. Alman panzerini böyle deviririm. Tamam mı? Adam ol akıllı ol. Kah lan. Kah da sana bir signatür çekek. Yapıştırıyoruz bakalım. Ve 619.5 kafasına yedi Günter'cim. Böyle finisher'ı karşılayamadın mı la? Yeter oğlum. Vay arkadaş, finisher da yedik. Kaybetmeyeceğim ama lan. Gençler, Alman'ı çok hafife aldık. Bizi biraz gebertmedi değil Alman. Al lan şunu, al lan şunu. Al şu signatürün bir dolsun da ya kafana. Kalk şimdi. Kalk da sana bir signatür çekekle bir pinliyek oğlum, yeter lan. Yat şuraya. Güzel dövüştün Günter, zorladın beni ama buraya kadarmış derken ya. Nasıl karşıladı Zignatur'umu ya? Anam. Hop, böyle karşılarım adamı. Ve gel bakayım lan. Gölde sana bir finisher çeker. Bu sefer maç biter. 1 2 3. Görmüş olduğunuz gibi gençler, Alman Günter bizi çok zorladı. Kafamızı beynimizi dağıttı ama Brock Lesnar, artık çetemdesin hocam. Artık benimlesin Brock Lesnar. Gençler, yargı modunu açıyoruz. Yargı modunu dağıtıyoruz. Selamın aleyküm. Ben geldim Brock. Ben geldim. Gençler, bu kadar. Ve arkadaşlar, böylelikle sosyal medya diyelim. Görmüş olduğunuz gibi şuradan en sağa gidiyoruz ve Brock Lesnar ilk üyemiz oluyor. Of 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 of, 97 Brock Lesnar. Ama şimdi bir de tabii ki Roman Reigns'i çok istiyorum gençler. Onunla chat'e olacağız, inanılmaz bir şey. Sosyal medyadan bir yazalım bakalım Roman Reigns'in menajerine. Merhaba Paul, Roman'la konuşmak istiyorum. Bir şeyler ayarlayabilir misin? Çeteme katılmasını istiyorum. Oğlum, sen kim olduğunu düşünüyorsun lan? Roman Reigns zaten dünyanın bir numarası. Çeteye falan ihtiyacı yok ki. Roman'a saygım sonsuz. Sadece büyük bir çeteye ihtiyacım var. Dostum, bildiğin gibi Yusoları yenenler olmuştu. Eğer benim için bir iyilik yaparsan seni çeteye alırım dedi gençler. Tabii ki ne istersen yaparım. Yeter ki Roman'ı çeteye gönder dedim. Tamam, o zaman ringde konuşalım dedi. Hadi bakalım gençler. Ve arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi SmackDown'dan Raw haftasına atladık. Yusolarla dövüşmemiz lazım. Yusoları yenersek Roman Reigns çeteye katılmayı kabul etti. Ona çok ihtiyacımız var gençler. Psikopato geliyor. Beyler, yargı modunu açıyor muyuz? Ve gençler, rakibimiz gelecek. Roman Reigns bizi Yusolarla denemek istediği yeğenleriyle gelsinler bakalım. 2 vs 1. Oğlum sizi geberteceğim lan. Burada Roman Reigns'in çeteme katılması söz konusu. Haydi bakalım, ağzınızı burnunuzu kıracağım sizin. Ve gençler, 2 vs 1 başlıyor. Yusolar, öleceksiniz kardeşler. Çünkü Roman Reigns'e ihtiyacımız var çetemizde. Al bakalım şunu. Kalk kalk kalk. Roman izliyor bu maçı. Roman bu maçı izliyor. Bütün hünerlerimi göstermem lazım. Hop. Şunu da ye kardeş. Kardeş şunu da ye. Hop. Anam. Bir an göremedim adamı ya. Aha. Anam. Şamar yedik. Hop. Hadi oğlum. Hadi psikocum, kurtul artık. Lan oğlum, ona niye saldırıyorsun ya? Allah, sen de oradan izleyip durma bizi. Pislik herif. Bunu sen istedin oğlum. Geç lan şöyle. Allah. Sen kim hareket yapıyorsun? Hop. Al bakayım şunu. Şimdi kah lan. Kalk da sana bir signatür çekek. Yat şöyle.
Ve gençler geliyorum diyorum. Hop güm. Ya. Başlayacağım ama. Nasıl karşıladı Zignatur'umu ya? Allah'ım al. Jimmy. O zaman aa kardeşine yapamadığının acısını senden çıkaracağım lan. Kaha ya. Kalk Jimmy Yusuf. Ve psiko gençler yorumlarınızda görmüştüm. Psikokopter diye bir şey. Allah şunu. Şunu da al. Şunu da al. Ve patlatalım suratında şöyle senin. Ağzını kırdıklarım. Ağzını kırdıklarım. Amma uğraştırdınız lan beni. Al bakayım şunu da. Al bakayım şunu da. Öyle köşede adamı tost yaparım lan. Öyle köşede adamı tost yaparım. Şimdi şu finisher'da ye bir bakalım kafana. Jimmy Yuso. Adamı böyle tostlarız. Ve sen de yürü git lan. Evet gençler bir pinleyelim bakalım. 1 2 3 ve yiyoruz onları. Ne oldu kalkamadım finisher'ımdan Roman. Yiyenlerini öldürdüm. Artık çetemde bekliyorum seni reis. Buraya gel Roman. Ve gençler. Psiko bu zorlu maçta kazanıyor 2 vs 1'i. Arkadaşlar böylelikle hemen şuradan sizlerle sosyal medya diyelim. John Cena ne diyor lan? Gençler John Cena'da mı katılabilir? Bakalım bir John Cena'da mı var? Oha! John Cena'da gelmiş. Gençler John Cena'da gelmiş ama biz artık Brock Lesnar'ı aldık bile çeteye ya. Bileydim John Cena'yı alırdım ama Brock Lesnar daha güçlü gençler. Brock Lesnar 97, Roman Reigns 99, John Cena 94. Ama o da güzel olurdu. Olsun bakalım. Roman... Aa değiştirebiliyoruz. Gençler yok ya biz kötü adam çetesiyiz. John Cena iyi adam. Roman Reigns'i de ekliyoruz gençler. Ve of 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 of. Şu çeteye bakar mısınız? Brock Lesnar, Psikopato ve Roman Reigns. Aman Allah'ım. Çete kuruldu reis. Sana diyorum. Hocam çeteyi kurduk. Vay be. İnanılmaz bir çete kurmuşsun dedi gençler. Görmüş olduğunuz gibi tarih bizi yazar. Evet gençler görmüş olduğunuz gibi hemen bir grup kurdum. Psiko çetesi diye. Beyler hemen bunlara saldırıya geçmemiz lazım. Gücümüzü gösterelim dedim. Onlar da plan ne dediler? Garajda bunlara saldıralım dedim. Haydi bakalım. İşte dünyanın en güçlü çetesini görmeye hazır mıyız? Selamünaleyküm lan. Oğlum siz hayatınızda böyle rakipler gördünüz mü lan? Siz bu adamları rüyanızda bile göremezsiniz lan. Roman Reigns ve Brock Lesnar geldi oğlum. İzleyin izleyin. Ağzını kırdım. Alın beyler. İşte bu kadarsınız lan. Oğlum çete böyle korulur. Şimdi git kimi çağırıyorsan çağır. Shawn Michaels bile kurtaramayacak lan sizi. WWE tarihinin en büyük çetesini kurdum. Bu kemeri de alacağım oğlum senden. Var ya sizi mahvedeceğiz lan. Gençler şu çeteye bakar mısınız? Beyler gücümüzü gösterelim mi şunlara? Haydi bakalım. Ve arkadaşlar o milyon dolarlık limuzinlerini böyle kaldırıyoruz. Haydi beyler. İşte gücümüzü görsünler lan. Oğlum. Oğlum Shawn Michaels'a, The Hard Business'a herkese haber yollayın. Psiko dünyanın en büyük, en güçlü çetesini kurdu deyin lan. İşte bu kadar. Psiko, Roman Reigns ve Brock Lesnar. Aman Allah'ım çeteye bak. Böyle yamulursunuz lan işte. Ve gençler gelecek bölüm çetemizle savaşımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi inanılmaz şekilde devam ediyoruz. Buraya koyduğum videoyu izleyin. Bratikler kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.